Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık. Sağlık. Günaydınlar, merhabalar. Ege Üniversitesi Televizyonu ve Radyo Ege Kampüsü'nün değerli izleyicileri. Doktor Semai Doğdu'yla çocuğa dair her şey başlığında yeni bir konu ve yeni bir konukla bir aradayız. Yalnız bugünkü konuğumuz benim burada ağırlamaktan gurur duyduğum bir akademisyen, hocaların hocası, aynı zamanda benim de hocam, Profesör Doktor Sevgi Mir, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Çocuk Böbrek Hastalıkları Bilim Dalı'ndan bir akademisyenle bir aradayız. Sevgi Mir hocam, Türkiye'de bu konunun bir duayeni, bana dokunanlardan ve şimdi izninizle diyorum ki hocam, iyi ki dokunmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Ve bugünlere gelmeme olan katkılarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum size ve sizi burada ağırlamaktan da büyük keyif aldığımı aktarmak, iletmek istiyorum hocam. Hoş geldiniz tekrar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgi hocam, ilk sorumu bu çocuk böbrek hastalıkları başlığı veya çocuk nefrolojisi diyelim Latince söylemiyle, nasıl böyle bir gereksinim doğdu? Niye ayrı bir uzmanlık alanı haline geldi? Dünyada ne zaman başladı ve biz bu serüvene nerede katıldık? Evet. Bir kere çok teşekkür ederim. Burada bulunmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Kendi kurumum, yuvam. Şöyle bir geri dönüp baktığımda 44 yıllık benim de burada bir serüvenim var. Yani bir ömür. Hakikaten. Ama bu arada da beraber Sema Hanım'la çalıştık. Her zamanki gibi böyle çalışkan, gayretli, yenilikleri peşinde koşan bir arkadaşımız. Eğer benim bu konuda bir katkım olduysa hakikaten bir hoca olarak çok büyük bir mutluluk. Bunu da belirtmek istiyorum. Teveccühte bulundu kendisi. Şimdi efendim, böbrek hastalıklarının gelişimine dünyada baktığımız zaman Sema Hocam, 1912'de falan başlıyor. Nasıl başlıyor? Harp yılları. İnsanlar ölen has çocukların, ölen o günkü gençlerin otopsilerini yaptıklarında bazı değişik şeylerle karşılaşıyorlar. Bunlardan bir tanesi şimdi çok iyi bilinen nefrotik sendrom denilen hastalık. O hastalığın idrarla, evet, o protein kaybettiren, protein kaybedilen hastalık. O hastalık nedir? Bunlar ondan mı öldü, bundan mı öldü diye, çünkü tıpta merak var biliyorsunuz. Ölen hastalara inceleme yaptıklarında bakıyorlar ki onların böbrekleri böyle sapsarı. Oradan gelen lipoid dediğimiz yağlı böbrek denilen bir tanım ortaya çıkıyor. Elbette insanlar savaş olmasını istemez, genç insanların ölmesini istemez ama elbette olumsuzluğunda olumluluğu hale dönülmesi bir lazım. Kazançlı, yani bir kazançlı olması olsun. Lazım. Olması lazım değil, olay böyle olmuş. İlk defa 1912'de başlanmış ama ilk böbrek hastalıklarının ne olduğu, ne olamadığı, nasıl yardım ederiz kavramı 1940'larda başlıyor. Bu sefer İkinci Dünya Savaşı'na, evet, geldik. Dünya Harbi. O sırada insanlar artık bir aşama yapmışlar. Bu hastaları, yani bir şekilde bunlar böbrekleri yetmiyor, böbrekleri iflas ediyor. Acaba bu insanlara nasıl yardım ederiz diye yaklaşılmış. İşte orada diyaliz dediğimiz çalışmalar başlıyor. Ve ilk defa Kolst diye bir kişi bu konuda çalışma yapıyor. Ve ne yazık, yani bu çalışmalar, teknolojinin çok o dönemde desteği yok. Kendi olanaklarıyla çalışıyorlar. O günkü diyaliz aletlerini görseniz hakikaten ben de inanamıyorum. Neredeyse bu odanın tümünü dolduracak kadar büyük kovalar var diyelim. Onların içerisinde kan ve sıvı değişiyor. Tarihsel tabii bunlar. Daha sonra Avrupa'daki çalışmaları 1950'li 60'lı yıllarda bir böbrek hastalığı, hani bunlar diyaliz oluyorlar, evet, böbrek yetmezliklerine gidiyorlar ama biz bunlara yardım etmek istiyoruz ama onun öncesinde ne var acaba? Bu insanları nasıl tedavi edebiliriz diye. Hani buraya gelmesinler. Bugünkü kavramla o günkü kavramlar biraz farklı. 1950'lerde insanlar hastalığı tedavi ediyorlardı. Bugünkü çağda ise biz hasta olmamaya çalışıyoruz. Hasta etmemeye, önlemeye çalışıyoruz. O 1950'lerde işte nasıl hasta yapmayız acaba? Yani bu insanların hastalığını nasıl tedavi ederiz diye yaklaştıklarında çok yakın 1950'de ilk defa İngiltere'de, sonra Fransa'da 1960'da böbrek hastalıkları, yani tıbbi adı nefroloji oluyor bunun. Nefroloji kavramı yerleşmeye başlıyor ve onun bir gruplarını, komitelerini, işte bir derneklerini kurmaya başlıyorlar.
Türkiye'yi de söyleyelim mi bu arada? Lütfen, ne oluyor Türkiye'de diye. Türkiye ne zaman katıldı bu serüvene? Türkiye'de nasıl oluyor? Esasında Türkiye'de hiç de geç değil yani. Türkiye'de 1950'li yıllarda zamanın çok yetenekli hocaları var. Yurt dışına gönderiliyor. 1950'li yıllar Atatürk'ün ilk defa gençlerini yurt dışına gönderdiği. Ama o dönemde biliyorsunuz sanatçı yetişmek için daha çok. Yetiştirmek evet. için. Çünkü hakikaten bir ülkenin sanatçısı olmazsa bilimsel hiçbir hayatı olmaz. Bu doğrultuda söyleyelim, doktorlar da çok iyi sanatçıdır. Sanatçılar çıkıyor. Çünkü hakikaten insan denilen muhteşem bir makineyle uğraşıyorsunuz. Ve onunla uğraştığınız zaman da bu mükemmellik karşısında siz de kadınca kaderince bir sanatçı olmak istiyorsunuz. Doğanın bir harikası çünkü bu ürün. Orada 1950'lerde bir takım hareketler görüyorsunuz. 1950'lerde çalışmalar görüyorsunuz. Burada şunu sorabilir miyim? Tabii tabii. Bu İkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanya'dan çok değerli akademisyenlerin Türkiye'ye evet. gelişi var. Einstein'ın Atatürk'e evet, mektupları evet. var ve bunun Türk tıbbına çok evet, büyük katkısı evet, var. Bu evet. anlamda da evet, var mı Zeynep Hocam? Burada iyi hatırlattınız. Yani burada tabii onların %90 katkısı var. Çünkü ilk defa İstanbul'da bunu görüyorsunuz. İstanbul'da evet. Bu Alman profesörler orada tedavi kliniği denilen güzel bir klinik kuruyorlar. Yani işte hastalığın tedavisini evet. öğretmeye çalışıyorlar. Alman tıbbının işte o çok sıkı bir disiplinini getirmeye çalışıyorlar. Bizlerin hocaları hep bunları söylerdi. Nasıl vizit yaptıklarını, nasıl uğraştıklarını. Elbette burada iyi ki hatırlattınız. Tabii burada ben Türk halkının büyük kadir şinaslığını da söylemek istiyorum. Evet Atatürk'te, Atatürk'le beraber halkın da. Çünkü hemen hemen o Hitler Almanya'sından kaçan birçok kişi başka yere sığınamıyor. Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'ye büyük katkısı oluyor hakikaten tıp alanında, üniversite alanında, öğrenci yetiştirme alanında çok büyük bir katkısı oluyor. Buradan gelen kişiler daha sonra yurt dışına gidip eğitim alıp geliyorlar. O günkü zamanda daha kavramlar, daha böyle kaba kavramlar var. Yani iç hastalıkları yeni oluşuyor, çocuk hastalıkları yeni oluşuyor. İşte kadın doğum zaten var, cerrahi var. Onlar o kaba yani genel anlamdaki tıpta bizi yetiştirmeye ve talebe yetiştirmeye çalışıyorlar. Benim çok arzu ettiğim bir şeydi ama mesela kadın doğumcularım var. Öyküsünde ilk nefrolog kadın olsun diye düşünürdüm. Yani böyle bir cinsiyet ayrımı ama hayır. İlk böbrek biyopsisini Ankara tıptan bir hocamız yapıyor. Yalnız kadın olarak benim çok sevindiğim bir şey var. İlk nefroloji, iç hastalıkları nefroloji uzmanı şu anda sağ ve sağlıklı. Allah uzun ömür versin. Şali Çağlar hocamız. Eski Hacettepe Üniversitesi'nin hocası. İlk iç hastalıkları nefroloji uzmanı kendisi. O erişkin hekimi. Erişkin. Evet. Ama çocuk da Necmiye Tümer diye bir hocamız. Hanım yani. Yine burada bir çok farklılık var. Pozitif ayrımcılık yapıyoruz. alıyor, geliyor. Ve ilk defa 1972-70'li yıllarda artık iç hastalıklarında bir nefroloji bilim dalı nüveleri bunlar. Çocukta nüveleri kurulmaya başlanıyor. Yani bu hastalığın ayrı bir disiplin olduğu ve onların içerisine karışmaması gerekli olduğunu belirtiyorlar. Yani beni çok etkileyen bir olaydır. İlk defa doğuşu mesela kardiyolojinin içinde. Kardiyologlar daha çok böbrek hastalıklarıyla uğraşıyorlar. İlk toplantılar kardiyologlarla ortak. Çünkü hakikaten yakın. Biraz sonra belki konuşacağız. Mesela hipertansiyon bizim ortak. Tabii. alanımız. Başlık. Ama o disiplinin içinden böbrek hastalıkları da çıkıyor. Kendine ayrı bir kavram yeri buluyor. Hani özetleyecek olursak önce tabii şartların gerektirdiği bir diyaliz kavramından yola çıkılıyor dünyada da. Sonra o diyalize gitmesin hastalarımız. Bunun nedeni nedir diye bakıldığında bir nefroloji kavramı gelişiyor. O zaman burada çocuk nefrolojisi Türkiye'de 70'li yıllarda evet, başlamıştır diyebiliriz. Evet, evet, ben bir gastroenterolog olarak sizin ne kadar erken bu işe başladığınızı biliyorum. Benim asistanlığımda böbrek nakil yapılıyordu. Halbuki ben 1995'lerden sonra bu karaciğer nakil programlarına dahil oldum. Dolayısıyla gastroenteroloji, çocuk gastroenteroloji anlamında sizden 20 yıl daha evet, geriden daha başlıyoruz. Hayır, gençsiniz. Daha gençsiniz öyle diyelim. Tabii böyle belli bilim dalları var. Onlar geleneksel. İnsanların da ölüme yani ölüme götüren en önemli etkenler tabii şöyle baktığımızda kalp ön planda. Ön planda. İşte onun için kardiyoloji oluyor. Sonra ikinci sırada böbrek hastalıkları. Sonra onlar temizleniyor.
görünce yavaş yavaş başka hastalıkların da yer aldığı ortaya çıkıyor. Ege'de tabii oldukça erken, ben de bu tarihsel örgüye şöyle bir daha bir baktığımda ben 1972'den beri bir nefroloji kavramının içindeyim. Yani Türkiye'de kurulduğu evreden itibaren Ege Üniversitesi'de bunun asistanlığınız içinde. Asistanlığınız döneminde de bu kavramın içindesiniz. Evet. İlk defa 1951'de böbrek biyopsi Türkiye'de yapılıyor. Türkiye'de. İlk büyük hastaya yapılıyor. Ama 1972'den itibaren benim sayın hocam Alpan Cura ile beraber, dahilede de Saim Yiğenboy hoca ile beraber biz bunu çalışıyorduk. Biz bunu yapıyorduk. Böbrek biyopsisini ilk defa 1976 yılında yaptık biz çocuk böbrek hastalıklarında. Ben daha öğrenciyken. Evet. İlk defa, yani Ege Üniversitesi bu bağlamda çok hiçbir gerilikte değil. Aynı eş zamanda onu koşturmuş. Tabii buradaki kişilerin öngörüleri, atılgan olmaları, çağ ile beraber yaşamış olmaları çok önemli. Zaten hocaların vizyonu demek bu. Yani yönetici kadrosundaki insanların vizyonu böyle olursa kurumlar tabii yücelmiş oluyor. Hani sözü geldiği için söyleyeyim. Mesela ilk biz de diyalizi 1972-75 yıllarında çocukla erişim beraber kullanıyoruz. Bugün tabii tam teşekküllü akreditiye dediğimiz, yani Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı çocuk diyaliz ünitemiz var bizim. Bu da 2000'li yıllara doğru oldu ama ondan önce çocuk erişim beraberdi. Burada izninizle bizi yüreklendirdiğiniz, benim kıdemli asistan olduğum dönemlerde diyaliz çalışmalarımız vardı. O zaman daha henüz erişkin diyaliz programı o kadar çalışmıyordu. Biz gidip erişkin hastalara diyaliz açardık. O tabii sizin bize verdiğiniz destekle, sizin güveninizle yaptığımız bir şeydi kıdemli asistanlar. Evet. Onun için benim de nefroloji konusu bu anlamda tecrübem var. Evet, yani bu şey burada Ege Üniversitesi'nde çok farklı bir şey oldu. Esasında bütün üniversitelerde erişkin önce kuruluyor, sonra çocuk. Bizim gastroda öyle. Biz çok aktiftik herhalde. Biz çocuk önce kurduk. Sonra bir grup arkadaşımızı öyle veya böyle nedenle kaybettiğimiz için onu dahiliyede de kurmak bize düştü. Ama çok iyi ekipler yetişti. Onlara sonra tabii ki hemen devrettik. Ve onlarla bir dönem beraber çalıştık. Burada tabii söylemek lazım. 1975'te ilk defa, ondan önce denemeler var İzmir, İstanbul'da ama başarısızlıkla sonuçlanıyor. 1960'lı yıllarda transplantasyon. İlk transplantasyon 1975 yılında Mehmet Haberal yapıyor. İlk o yapıyor. Biz 1982'de yaptık burada ilk transplantasyonu. İlk transplantasyon, yani böbrek değiştirilen hasta çocuk hastadır. Ege Üniversitesi'nin ilk böbrek nakli çocuğa yapılmıştır. Çocuk böbrek hastalarıdır ve sağdır şu anda. Çok güzel. Babasından alınmış bir böbrektir. Önce biz baba çok sağlıklıydı. Neden filan diye çok tereddüt ettik. Yani babayı alalım mı almayalım mı? O günkü bilgilerimize göre de. Değil ama mi? Birazcık sağlıklı bir insandan almak. Bugün ama bunu çok rahat yapıyoruz. Ama hakikaten Nurullah adını çok iyi bilirim, soyadını söylemeyeceğim. Babasını sonra bir nedenle trafik kazasında kaybettik. Ve ben hakikaten yukarıdan bir gücün ona böbrek takmamızda, çünkü baba da çok gençti. Yani 37'li 38'li yaşlardaydı. Zaman da gençti. Genç olduğu için de biz biraz ürkmüştük. Baba da çok genç falan diye. Ama yani hakikaten iyi bir miras bıraktı baba. O böbrek hala yaşıyor. Hala yaşıyor. Çok büyük bir başarı. Kaç yaşındaydı o ilk hastanın? Yapıldığında 14 yaşında filandı. 12, 12 veya 14 yaşındaydı. Şu anda hala yaşıyor. Çok güzel. Çok güzel. O böbrek yaşıyor yani. Babanın bir sürü mirası var mı? O böbreği de var burada. Hakikaten büyük bir hizmet diye düşünüyorum. O zaman diyalizle başlayan bir serüven var. İnsanların hastalıklarını tedavi etmeye dair. Arkasından tabii diyalizin farklı tipleri konusunda gelişmeleri nasıl söylersiniz? Saat nakile kadar gidiyor ve bizim Ege Üniversitemiz Türkiye'deki başlayan bu serüvende başından itibaren hep olmuş. Ve özellikle çocuk nefroloji, Alpan Hocam, sizlerin omuzlarında yükselmiş diyelim. Evet. Peki bu diyaliz programları için nereden nereye geldi? Neler söylersiniz? Şimdi birazcık bu konuda biraz Türkiye ile de ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani bir kere şöyle, diyaliz programları tabii çok kavramla büyük bir kavram değişikliği içine girdi. Diyaliz tek bir kavram değil. Diyaliz ne demek esasında? Kişinin kendi kanındaki zararlı maddeleri bir alet vasıtasıyla veya bazen bir kendi kişinin organı vasıtasıyla temizlemek. Yani kişiye zaman kazandırmak bunun anlamı. Ve mümkün olduğu kadar bu zamanı kazanırken de kendi organizmasına zarar vermemek. Şimdi bildiğimiz hepimizin suni böbreklerinden hemodiyalizi var. Makineler. Onu makine aracılığıyla yapılıyor. Burada böbreğin yerine
makinelerin içine koyduğunuz bazı filtreler yapıyor. Tabii ki çok kısa zamanda, çok etkin bugün. Hemen hemen az, hastaya hiçbir zarar vermeyen denilen bir sistemle hastada çok başarılı sonuç elde ediyoruz. Diyaliz, hemodiyaliz o kadar başarılı ki bazen insanın böbreğinden de hızlı temizleyebiliyor. Onun için de ilk girildiğinde biraz tedirgin oluyoruz. İzlenilmesi gerekiyor aslında. Şimdi bu tabii bunlar dışa bağımlı teknolojiler Türkiye'de. Tüm malzeme değil mi? Tüm malzemeler ve hala sıvılar, daha böyle. Filtreler hepsi dışarıda. Hala daha böyle. Gönlüm çok arzu ediyor ki benim bütün bunlar Türkiye'de yapılabilsin. Ki yapılabilir. Mi? Yapılamaz. İnsan değil, gücümüz tabii. Ve teknolojimiz uygun. Yani ben neden şimdi mesela sabahleyin gelirken işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir şeyine baktım. Tarım politikaları değişiyor. Evet. Türkiye'de her şey yapsın. Ben böyle politikaların Türkiye'ye sağlık alanında da gelmesini istiyorum. Ama burada tabii el birliğiyle yapılacak. İşte tek başına yöneticinin istemesiyle olmuyor. Alttan gelen kuşağın da bu konuda önü açılması lazım. Yani araştırmalara yerli otomobil, yardım edilmesi. Yerli otomobil konusundaki yaklaşım gibi değil mi? Hemodiyaliz cihazımızı yapalım diyerekten evet, bir yaklaşımımız lazım. Olması lazım. Çünkü hakikaten çok büyük kayıplar var. Biz bu diyaliz hastalarına yaklaşık olarak 10 bin dolar civarında yılda harcama yapıyoruz. Bir tamamen dışarıya tamamen gidiyor bu dışarıya para. Tamamen dışarıya gidiyor. Büyük bir kısmı oraya gidiyor. Makine yani bir takım fabrikalar kurulmaya çalışsa da dış güdümlü bir fabrika olduğu zaman onun bütün patenti veren onlar olduğu için patent kazanımınız olmadığında kazancın %10'u size, %5'i belki size kalıyor. Büyük hamallık kısmı bize kalıyor. Kalıyor. Onun için yani ben gençlerin için. Burada mutlaka işte inovasyon deniyor, yenilik deniyor ya, lütfen arkadaşlar bu konuda çalışmalar yapılması lazım. Bir diğer diyaliz şekli var ki onu siz hepiniz talebeliğinizde evet. öğrendiniz. insan vücudunu kullanıyoruz. Yani çocuğun veya erişkinin karın zarını kullanarak, karın zarına sıvı veriyoruz. Ürenin dışında her türlü kan maddesi var. İşte yüksek taraftan düşük tarafa doğru geçiş olduğu için karın zarını kullanarak temizliyoruz. Tabii bu daha ucuz bir yöntem ve de daha uygun. Çünkü insanın kendi organizmasını kullanıyorsunuz. Ancak Türkiye'de çok yaygın değil. Neden yaygın değil? İkincisi gene malzemelerin, sarf malzemeleri dışarıya bağımlı olduğu için yurt dışındaki gibi arada büyük ekonomik fark görünmüyor. Yine ithal olduğu için. Ve tabii aileler bu konuda bazı mesuliyetten kaçınıyorlar. Benim işte sivil toplum örgütlerine de böyle bir mesajım var. Burada bizimle beraber yani bizim gibi akademisyenlerle beraber çalışmaları lazım. Çünkü biz onların yaptığını yapamıyoruz. Sivil toplum örgütleri ilgi duyacak hastalara, bu hasta grubuna. Yani bu diyalizin insan vücudunun içinde olan bir malzemeyle kullanılmasının çok daha uygun olduğunu ailelere anlatmak lazım. Çünkü hastaneye gelip hastanede tedavi olmakla evde tedavi olmak çok farklı. Çok farklı. Hem çocuk açısından hem erişkin olarak aile bir aile. Haftanın 3 günü evet, taşınıyorsunuz. Taşınıyorsun. Okuldan kalabilir. Yani biz bunları tolere etmeye çalışıyoruz. İşte okul saatine diyaliz getirmemeye falan çalışıyoruz ama gene de hastaneye geliş gidiş var. O zaman burada gene Sağlık Bakanlığı'nın bir politika belirlemesi gerekiyor. Evet. Nasıl sezeryanı değil de normal doğumdan yana tavrını koyuyorsa burada hemodiyaliz Türkiye'nin her yeri de yapılabiliyor evet, herhalde evet, turizm evet, bölgelerinde. Evet, evet, ama bunu genellikle yabancı firmalar gelip bunun yatırımını yapıyor, kuruyor sistemleri evet, öyle oraya. Sistem öyle. Ama o şekilde. Ama şimdi Sağlık Bakanı'nın orada suçuna yani ben hakikaten Sağlık Bakanı'nın böyle bir politikaya girebilir büyük mi? Bir yaklaşımı var. Şu anda ev hemodiyalizi diye bir kavram oturttu. Evet. Ve onun da gene bütün tepesinde bu işi ilk yani çok iyi bir şekilde açıp götüren gene bu İlgi Üniversitesi'nden Sayın Ercan Ok'tur. Profesör Doktor Ercan Ok'tur. Yani hemen Türkiye'nin şu batı bölgesinde ev hemodiyalizleri yapmaya. Çocukta da Önder Yavaş Travma Grubu yapıyor. Ev hemodiyalizi yapılıyor. Bu büyük bir hizmettir. Çok büyük bir şey. Çok büyük bir hizmettir ve devlet elektrik parasından su parasına kadar her türlü desteği yapıyor burada. Yani Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde yaklaşımları var. Ama ailelerin sivil toplum örgütlerinden şöyle ben yardım istiyorum. Ailelerin evet biz bu işi yaparız. Evet bize öğretirseniz her şeyi yaparız. Korkulacak bir şey yok diye yüreklenmeleri lazım. Yani hemen her şeyi hastaneden ve kendi doktorundan beklemeyecek. Evet. Bu çok önemli. Öncelikle de kendi doktorundan. Kendi de her şeyi ondan her şeyi bekleme bekliyor. Tarzımız elbette var. Soracak elbette doktor olacak ama her şey hastaneden ve her şey devletten değil. Onu bir kere yapmamız lazım. Atatürk'ün de bir lafı var ama ben hep bu lafı şeyle hatırlarım. Eski Amerikan Cumhurbaşkanı Kennedy ilk defa seçilirken, bu sizler için yani yeni eski oluyor ama 1960'lı yıllarda ben de o sırada lise öğrencisiydim. Ama lafının bir tanesini çok iyi hatırlıyorum. Amerika seçim
seçimlerine girerken şöyle bir şey söyledi. Her Amerikalı yatağına yattığında ben bugün Amerika için ne yaptım diye düşünürse ve ne yaptığını pozitif tarafa yazarsa işte Amerika o zaman kalkınacaktır dedi. Bunun Atatürk'ün de böyle çok güzel kelimeleri var. Ülkem için ne yapacağım diye. Ama hakikaten herhalde herkesin ufak tefek bu ülke Türkiye için ben bugün ne yaptım diye düşünüp bakması lazım. Bunun için hastalarımız da biz de giriyoruz. Bizimle beraberler. Peki buradan en modern tedavi organ nakline gelecek olursak, böbrek nakilleri, hatta geçtiğimiz hafta organ nakliyle ilgili bir haftamız vardı. Şimdi bu diyaliz programlarıyla biz Türkiye'deki hastaları ne kadar tedavi edebiliyoruz? Diyaliz bekleyen çok mu çocuğumuz var? Ve bunların olmaması için önlem olarak ne yapacağız? O arkasından hemen onu yöneltmek istiyorum. Şimdi önce istersen olmaması için bir kenara koyalım. Şimdiki hı-hı. anlatalım. Şimdi bütün bu çabaları yapıyoruz. Bütün Türkiye'nin her yerinde diyaliz üniteleri var. Peritonidyalizi herkes yapabilir. Öyle de hastalarımız var. Yok değil ama sayıları az. Ev hemodiyalizi var. Ama bu, yani biz bunları böbrek destek tedavileri diyoruz. Bunların içinde hiç kaçınılmaz en ideali böbrek transplantası. Yani böbrek nakli olur. Daha konforlu, daha tabii, sağlıklı yaşamak adına. Hiçbir makineye bağlı olmadan, hiçbir alete bağlı olmadan bir başkasının böbreğiyle ama çok az ilaç kullanarak idare etmek. Bugünkü çağda en ideal tedavi yöntemi bu. Ve inanın daha ucuz da tedavi yöntemi diğerlerine göre. Diyalize göre evet. Şimdi bu destek renal böbrek tedavisi bekleyen hasta sayısı milyon nüfusta yaklaşık 945 deniyor. Türkiye'nin milyon nüfusunda 80 bin civarında diyebiliriz yani. Türkiye'de şu anda böyle tedavi olması beklenen hasta sayısı 33 bin. Toplam. Şimdi yani dedim ki milyonda 900 dedim değil mi? Tedaviden yararlanan milyonda 145. Bütün wow, büyük herhalde. Uçurum var. Evet çok büyük bir, çok ne kadar gayret ederseniz edin karşılayamayacağınız kadar büyük bir. Onda birini ancak karşılayabiliyoruz. Onda birini ancak. Evet çok büyük bir rakam. Yani çok büyük bir rakam var. İşte ilk fikir esasında Amerika'da burada doğmuş. Amerika'da da insanlar 1950'li yıllarda 8 bin hasta var. Biz sadece binine yardım ediyoruz. Nasıl yapalım demiş. Amerika bir de havuz da büyüyor. Gelmiş. Giderek de büyüyor. Gereksinim şimdi, artıyor. Bunu mutlaka böyle belirtmem gerekiyor. Yani ne yaparsanız yapın buradaki gölü eritemiyorsunuz. O zaman yapan etkeni ortadan kaldırmamız lazım değil mi? En ideali bu. Yani ne yap? Doktorlar evet. gayret ediyorlar. Büyük bir çaba. Bir sürü tedaviler. O zaman bunu, bu hastalığa insanları götüren etken nedir diye bakmak lazım. Erişkinler için söylüyorum. Yani büyük hastalar için. Birinci sırada üzülerek söylüyorum. Maalesef birinci sırada diyabet var. Şeker hastalığı. Var. Tip 1 yani çocuklar yaşında başlayan da var. Erişkin yaşta da başlayan var. Ama ilk sıra bu. İkinci sırada hipertansiyon var. Üçüncü sırada artık böbrek hastalıkları gelmeye çeşitli başlıyor. Çeşitli böbrek hastalıkları evet. geliyor. Şimdi hakikaten Türkiye için çok büyük bir alarm bu. Türkiye değerini söyledim ben. Yani Türkiye'de birinci sırada şeker çocuk hastalığı. Çocuk hastalarda ilk birinci sırada idrar yolu enfeksiyonları ve glomerülonefritler geliyor. Utanarak söylüyoruz. Yani çocukluk yaş grubunda böbrek destek tedavisi bekleyen hastaların ilk sırasında böbrek nefritleri dediğimiz hani iltihabi hastalıklarıyla eşit sırada idrar yolu enfeksiyonu var. Bir dakika, bu idrar yolu enfeksiyonları tanınmıyor mu? Evet maalesef. İşte Türkiye'nin için utanılacak bir şey. Hep ben bunu böyle diye söylüyorum. Çünkü idrar yolu enfeksiyonunun içinde doğmalık olanlar, hani anne karnında olanlar var ama evet. çok büyük bir kısmı esasında sonradan kazanılmış. Yani idrar yolu enfeksiyonu olmuş, iyi tedavi olmadığı için böbrek yetersizliği. Sessiz böbrek sinsice erimiş evet, diyelim. Yani fonksiyonunu evet. yitirmiş. Şimdi burada eğri oturup doğru düşünmek lazım. Hani ne olursa olsun bu Türkiye resmine, şu Türkiye ne olursa olsun, ister adını Avrupa Birliği deyin, isterse Birliği deyin, ne derseniz deyin. Ama şu günkü Avrupa resmine, Türkiye'nin resmine uymuyor. Yakışmıyor. Peki Avrupalılarda birinci sırada ne var birinci çocuklarda? Birinci sırada çocukluk yaş grubunda doğmalık kalıtsal genetik hastalıklar. Genetik hastalıklar var. Ve yavaş yavaş hipertansiyon çıkıyor. Onlarda da obezite çıkıyor. Bu obezite beslenmeyle mi alakalı? Ilgili. Günümüzün evet, bu evet, fast evet. food hazır gıda, ayaküstü evet. gıda tüketimiyle. Bizde de hipertansiyon yavaş yavaş gene ikinci, üçüncü sınıflara doğru, üçüncü sıralara doğru çıkıyor hipertansiyon. Hipertansiyon çocukluk yaş grubu böbrek hastalıklarında artık önemli bir yere gelmeye başladı. Hipertansiyonun en büyük nedeni
tabii çocukluk yaş grubunda eskiden kan basıncı yüksekliği yok diye yaklaşılırdı. Ben halen tansiyon ölçerim. Aa, çocuğun tansiyonu mu olur filan denilir ama yani. Evet, esasında bunu mutlaka ailelere söylemek lazım. Çok teşekkür ederiz. Yani tabii senin gibi hekim olduğu için ölçüyor. Biz diyoruz ki ne olur muayeneye gittiğinizde kendinizi nasıl kan basıncı ölçüldü mü, tansiyonumuz nedir diye sorduğunuz gibi çocuğunuzu da muayeneye götürdüğünde çocuğumun tansiyonu nedir diye sorun. Çünkü çocuğun da tansiyonu ölçülmeli. Hani yeni doğanda da dahil ölçülmeli. Hani özel durumdur yeni doğan ve süt çocuğu, ama 5 yaşından itibaren her çocuğun kan basıncı ölçülsün diyoruz biz. O zaman her muayenede, her muayenede tansiyonun ölçülmesi gerekiyor diyoruz. 1 yaşına kadar da, yani 1 ila 3 yaş arasında da en azından yılda bir kere kan basıncı ölçülsün diyoruz. Hadi onlar kalıtsal hastalık grubuna girsin. Daha erken yaştakiler. Veya bir nedene bağlı. Ama öbürlerinde çok büyük bir tehlike var. Çünkü obezite artıyor. Evet. Çünkü şişmanlık artıyor. Bu fast food, işte içecekler, şunlar bunlar. Türkiye'de hakikaten çok büyük bir sıkıntı başlıyor. Bir konuşma hazırlıyorum. Türkiye'de 16-17 milyon çocukta yağlı karaciğer problemimiz var. Çok ciddi bir rakam bu. Ve bununla birlikte yağlı karaciğer olurken bununla beraber obezite, şişmanlıktan dolayı hipertansiyon da var. Ve çok ciddi bir rakam bu. Ve bizim obezite oranımız çocukluk yaş grubunda %14'lere kadar çıktı. En son 2013'te devletin %10 diyor ama bazı bölgelerde çocukluk çağında %14'e çıkan bir obezite oranımız var. Ve bu da böbrek hastalıkları açısından da bütün organları. Ben hep bunu karaciğer hastalıkları açısından yağlanma gibi düşünüyordum. Bizde en büyük neden hipertansiyon olarak karşımıza geliyor. Bu sefer burada yani geliyor. Yani hipertansiyon, işte biraz önce söyledik, yüksek kan basıncı değeri. Eskiden çocuklarda evet olursa kan basıncı yüksekliği mutlaka nedeni altında yatan bir böbrek hastalığı, endokrin hastalığı denirdi. Evet. Şimdi primer dediğimiz nedeni belli olmayan ama neden? İşte obezite, beslenme ve şişmanlıkla bağlı olan, evet, yaşam biçimimize bağlı olan primer dediğimiz hipertansiyon görüyoruz biz. Peki şunu soracağım. Önlemek adına akraba evliliği yüksek olan, ortalama %14, %15 olan, bazı bölgelerde %50'ye de çıkabiliyor akraba evlilik oranımız. Genetik hastalıklar da bizde ön planda olması lazım ama ne yazık ki çevresel faktör dediğimiz, yani idrar yolu enfeksiyonu ve beslenme, obezite, o daha ön plana çıkmış. Genetik hastalıklar daha mı geride kalıyor? Şimdi bunu biz yaşamıyor mu bu çocuklar? Yani biz onu idrar yolu enfeksiyonu için anlatmıştım. Bir kere daha bunu burada söylemek istiyorum. İdrar yolu enfeksiyonlarının, ki konunun içinde geçecek, idrar yolu enfeksiyonlarının bir grubu, büyük bir kısmı gizli gittiği için, belirli sağlık kontrolleri çocukta idrar bakılarak yapılmadığı için Türkiye'de, evet, lütfen ailelere diyoruz ki biz yılda en az 2 kere çocuğunuzu götürün ve idrar tahlili ve kültürü yaptırtın en azından. Veya ateşlendiğinde bu çocuğun idrar yolu iltihabı olabilir mi diye hekiminize sorun. Çünkü İngiltere bunu bezli böyle çocuklar, halletmiş. Evet, hele yani bez bağlanan aile çocuklar soruyor. Benim çocuğum idrar yolu enfeksiyonu değil mi doktor bey veya doktor böyle hanım diyor. Böyle gidiyor hekime. Yani burada ailelere de büyük pay düşüyor. Çünkü tek başına doktorun, biz tıp dersleri anlatarak bunu halledemedik. Olmuyor. Yani halledemiyoruz. Bakın İzmir içindeki ilkokullarının, yani ilkokul 7 yaşından itibaren 12 yaşına kadarki çocuklarda idrar sağlıklı okulundan çıkmış, yani o evinden çıkmış okula gitmiş çocukların %5.4'ünde idrar yolu enfeksiyonu var. Hiç şikayetleri yok. Kimse farkında değil. Bu çocuklar sağlıklı gibi görünüyor. İşte sonra bunlar ileride fark edilmezse böbrek hastalığı oluyor. Şimdi gelelim kalıtsal kısma. Tabii aile evliliklerinin, aile içi evliliklerin çok olduğu bir bölgeyiz biz. Bu bölgede ne olursa olsun kalıtsal hastalık var ve kalıtsal böbrek hastalıkları da var. Kalıtsal böbrek hastalıkları içerisinde mesela kalıtsal konjenital doğmalık albümin hastalığı var. Oldukça da fazla, her bölgeden bildiriliyor. Şimdi bunlar var ama bunları tanırken tabii genetik incelemeler yapıyoruz ama hastanelerdeki doktor o kadar çok tedavi edilebilir bir hastalıkla meşgul ki, idrar yolu enfeksiyonu, diyabet, bilmem ne gibi. Bunlara vakti kalmıyor tabir caizse, bu bir. İkincisi de kalıtsal doğuştan İdrar yolları enfeksiyonunu yapacak hastalıkları tanımak için de bugün, biraz önce Avrupa'da dediniz, bana sordunuz yurt dışında ilk sırada ne? Doğmalık böbrek hastalıklarına bağlı dedik. Bakın onlar çok güzel bir inceleme yapmışlar. Bakmışlar, görmüşler ki ilk sırada bu var. Nasıl çözebiliriz? Doğumdan itibaren çocukları, yani anne karnından itibaren ultrasonla takip ediliyor.
Öyle gelmiş, teknik öyle yerleşmiş. Tabii. Anne karnında çok kolay ulaşılabilir, çok ucuz. Ama bunun için çalışma yapılmış. Bakın bütün dünya kullanıyor şimdi. Anne karnına bebek düştüğü andan itibaren bebek ultrasonda takip ediliyor. Evet, kalp hastalıkları, karaciğer hastalıkları bir sürü şey tanıyor ama böbrek hastalıkları bayağı iyi tanıyor. Doğuştan idrar yollarına ait olan bozuklukları bayağı iyi tanıyor. Erken tanınıyor, gerekirse erken doğum yapılıyor ve hemen ameliyat yapılabiliyor veya tedavi yapılabiliyor. Anne karnından fark edip önlenebiliyor diyelim. Ve izninizle tekrar buluşmayı diliyorum sevgili hocam. Tabii. Çok keyifli bir süreçti. Bir takım başlıklar var, diyaliz, genetik hastalıklar, erken tanı. Söz alayım sizden. Evet, tekrar bu konuda bir araya gelmeniz dileğiyle. Ben ne olur ailelerden bir tek şey istiyorum. Lütfen ve lütfen siz de bizim yanımızda olun ve her şeyi doktora bırakmayın. Hastalıklarınıza sahip çıkınız. Sevgili izleyiciler, bugünlük bu kadar diyoruz. Çocukların obezitesi, günümüzün beslenme tarzı böbrek hastalıklarına bile zemin hazırlıyor. Lütfen unutmayınız. Haftaya görüşmek dileğiyle. Esenlikler. Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık.